Kimle konuşsanız kilosundan mutlu değil. Bazıları kilo vermek istiyor. Kimi 400-600 gram vermenin peşinde, kimileri 30-40 kilo vermenin peşinde. Ve bir diğer kısımda onlar da kilolarından mutlu değil ama onlar ben nasıl kilo alacağım diye soruyor. Peki acaba vücut tipinizle kilo vermek ve almak arasında bir ilişki olabilir mi? Gelin bu hafta ona bakalım. ''1940'ların başında Dr. William Sheldon şöyle bir iddiayla ortaya çıkmış. Demiş ki, insanın vücudunun ebatları ve şekli onun karakterini belirler. Yani agresif mi olacak, sinirli mi, sakin mi, utangaç mı, dışa dönük mü, içe kapanık mı? Bunların hepsi vücut tipiyle ilişkili.'' demiş ve 3 insan vücut tipi tanımlamış. Zaman içinde bilim böyle bir şey olmadığını ispat etti elbette. Ancak vücut tipi üzerinde yapılan diğer eklemelerle pek çok hastalıkla ve diğer durumlarla da vücut tipinin ilişkili olabileceği gösterildi. Peki acaba vücut şeklimize göre bir diyet şekli seçersek kilo vermede daha etkin bir yol izlemiş olur muyuz? Şimdi Dr. Sheldon 3 tip tanımlamış. Bunlardan birincisi ektomorf dediğimiz grup. Ektomorf grup biraz daha böyle hani silim, daha zayıf görünen ve baktığın zaman da hakikaten dışarıdan dar omuzları olan ince bir vücut tipine sahip. İkinci grup ise endomorf denen grup. Endomorf grup biraz daha tıknaz olduğu söylenebilir. Hani baktığın zaman dışarıdan bile gerçekten bu kişinin yağ deposu oldukça fazla diyebileceğim bir gruptur. Üçüncü şekil olan mezomorf ise bu ikisinin arasında diyebiliriz aslında. Hani baktığın zaman omuzları biraz daha geniş, atletik yapılı. Baktığın zaman evet gerçekten kas yapısı iyi ya da hani kemikleri de iri bir tip, sağlam bir tip diyeceğin tipler esasında işte bu mezomorf grubu. Önce bunlardan hangisi senin tipine uygun? Şöyle bir ayna karşısına geç, istersen bir bak hangisine uyuyor. Ya da örnekleri vereyim, örnekler üzerinden gidelim. Mesela ektomorf grubu içinde hangi ünlü var? Keira Knightley. Bence bu yolculuk için iyi bir yol arkadaşı gibi görünüyor. Tabii bir de endomorf olup hayat yolculuğunda sana eşlik edecek olan ünlüler var. Onlar da örneğin Kim Kardashian ve Jennifer Lopez. Ve orta grup mezomorf içinde Jennifer Lawrence mesela senin yol arkadaşlarından bir tanesi gibi görünüyor. Şimdi gelin isterseniz bu iddiaya göre hangi tip nasıl beslenmeli ve hangi egzersizleri yapmalı onun üzerinden geçelim. Şimdi aslında ektomorf grup doğrusunu isterseniz pek çoğumuzun sevmediği tipler. Yani hani yiyip yiyip bir türlü kilo almayanlar. Onlar da kilo alamamaktan şikayetçi zaten. Peki onlar ne yemeli? Ektomorf grubunun genellikle karbonhidratlardan ve proteinlerden zengin beslenmesi öneriliyor. Dolayısıyla protein ektomorfların diyetinde mutlaka olmalı. Bunun için işte yağsız et düşünebilirler veya yumurta gibi yiyecekleri mutlaka diyetlerinin içinde olmalıdır. Ama ektomorfların tabii şöyle bir özelliği de var. Karbonhidratları ama tabii ki sağlıklı olanlarını tercih etmeleri onların biraz daha kalori alımını arttırabilir. Dolayısıyla hani bize göre biraz daha yemek seçiminde açıkçası rahatlar. Ektomorflar için önerilen egzersizler arasında da beden ağırlığını kullanarak vücudu çalıştırma, kas kitlesini arttırma olabilir. Mesela squat olabilir ve aynı zamanda ağırlık kaldırma gibi egzersizler de gene bu listenin başında geliyor. Ve Kim Kardashian'ın yanında bilet almış olan endomorf arkadaşım, sen de lütfen biraz karbonhidratlardan uzak kalmaya çalış. Çünkü onların kalorisi senin için çok uygun değil, metabolizman çok uygun değil. Dolayısıyla biraz da hani protein ve yağ ağırlıklı beslenebilirsin. Ama egzersiz olarak da mutlaka kardiyo egzersizini hayatının bir parçası yapmak zorundasın. Aksi takdirde vücut şeklin gittikçe tıknaz hale gelebilir. Bu iki grup arasında kalan mezomorflarda ise olay biraz daha kolay gibi görünüyor. Elbette biraz karbonhidratlarda biraz daha rahat olabilirler, kompleks karbonhidratlarda. Ama yine kalorinin fazlasını aldığı zaman bu kişilerde de vücudun şeklinin bozulma ihtimali var. Egzersiz olarak da önerilen daha fazla ağırlık egzersizleri ve kardiyo egzersizleri. Doğrusunu isterseniz vücut tiplerine göre beslenmeye karar vermek veya egzersizleri buna göre seçmek konusunda bilimsel veriler çok ikna edici değil. Zaten
Her koşulda baktığınız zaman her vücut tipi için önerilen şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani orada sadece biraz işte hani karbonhidrat oranını efendim işte endomorf %40'larda tutmasın, biraz daha işte aşağılara çeksin, %30'a çeksin deniyor. Veya işte ektomorflarda protein oranını biraz arttırabilirsiniz deniyor ama hani eninde sonunda aradaki fark ne oluyor? İşte %10 karbonhidrat fazla, %10 protein fazla, %10 yağ az gibi oranlara gelmeye başlıyorsunuz. Yani aslında yiyecekleri seçerken hiçbirimiz bu kadar açıkçası işte yüzde şu kadarı bu olsun, yüzde bu kadarı bu olsun diye bakmıyoruz. Burada bana göre en önemli şey sağlıklı ve dengeli beslenme konusundaki kurallara uymak. Yani şuraya hemen sağlıklı kilo verme konusundaki önerilerimizin videosunu eklemek istiyorum. Çünkü bu kurallara uyduğunuz zaman zaten kilonuzu vereceksiniz. Ve her koşulda hem ağırlık egzersizi hem de kardiyolar sizin daha sağlıklı kalmanız için oldukça yeterlidir. Yani eninde sonunda bir havuz probleminden bahsediyorum. Matematiğiniz ne kadar kötü olursa olsun şunu biliyorsunuz. Yani havuza ne kadar su koyarsanız o kadar boşaltmanız gerekiyor. Hatta ondan biraz fazla boşaltmanız gerekiyor ki zayıflayabilirsiniz. Bunu yapmadığınız takdirde ister kan grubuna göre, ister vücut tipine göre zayıflamaya çalışın, çok başarılı olamazsınız. Ve unutmayın, biz egzersizi zayıflamak için değil, aslında sağlıklı kalmak için yapmak zorundayız. Daha uzun yaşamak için, kalbimizin daha uzun yıllar sağlıklı çarpması için yapmak zorundayız. Peki vücut tipini bilmenin hiç mi faydası yok? Elbette var. Mesela 2017'de yapılan bir çalışma şunu gösterdi. Gerçekten vücut tipi bazı durumlarla ilişkili gibi görünüyor. Vücut kitle indeksiyle ilişkili gibi görünüyor. Onun ötesinde bazı hastalıklarla ilişkili gibi görünüyor. Fiziksel aktivitenin oranıyla ilişkili gibi görünüyor. Evet, bazı veriler olduğunu biliyoruz. En azından vücut tipini bildiğiniz zaman kendinize bazı hedefler koyduğunuzda bunların daha realist olma ihtimali açıkçası daha yüksek. Ve şu da çok net ki, örneğin karın çevreniz artıyorsa metabolik hastalık probleminiz ortaya çıkıyor demektir. Yani erkeklerde 102, kadınlarda 88 santimin üzerindeyse göbek çevreniz, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve kalp hastalığı gibi bazı durumlar açısından risklisiniz demektir. O yüzden hemen bir mezura bulun, evde şu göbeğinizin çevresini bir ölçün ve onu söylediğim rakamların altında tutmaya çalışın. Ve unutmayın, sonuçta örneğin vücut kitle indeksinizi değiştirebilirsiniz. Evet, boyunuz üzerinde bir değişiklik olmayacaktır ama kilo verdiğiniz zaman vücut kitle indeksinizi daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Sonuç olarak vücut tipiniz ve zayıflama konusunda çok kuvvetli bir ilişki varmış gibi görünmüyor. Ancak buradan yola çıkarak alacağınız kararlar sizi hem daha zayıf veya daha kilolu ve daha sağlıklı kılabilir. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen ne yapıyorsunuz? Beğen tuşuna ve paylaş tuşuna basıyorsunuz. Aynı zamanda kanala abone olmadıysanız hemen orada bir buton var. Oraya da abone ola basarsanız çok sevinirim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.